Evet şimdi Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek e, Fevzi Çakır'ın e, konuğuydu. E, şimdi Fevzi'ye aslında çok önemli açıklamalarda bulundu. Fevzi'nin de çok önemli soruları vardı. Yani biz birçok şeyi böyle Mehmet Şimşek'in böyle birinci ağızdan öğrenmiş olduk. Hazine ve Maliye Bakanı Habertürk yayınında. E, böyle Türk ekonomisindeki gelişmelere dair aslında çok önemli açıklamalarda e, bulundu. Şimdi bu manşetler çok konuşulacak bakın. Bahşiş ve motokurye'ye vergi yok. Bütün kazançlar vergilendirilecek. Vergi kaçırma cezaları ağırlaşacak. Alım gücü hızlı erimeyecek. Kamuda tasarrufla 300 Mal Müdürlüğü kapatıldı. Ya diyor ki kardeşim yani artık yani bir vergide öyle bir adalet dengesi gelmek zorunda. Yani zenginden daha çok fakirden daha az almak zorundayız. Biz bu sistemi bir şekilde oturtmak durumundayız. EYT ile ilgili de açıklamaları vardı. Yani maliyet çok fazla diyor. 700 küsür milyar TL diyor. Yani böyle yıllık bazda bakıldığında gerçekten o da ayrı bir sıkıntı diyor. Ama oradaki açıklaması benim anladığımda şöyle bir şey. Yani yeni meselelere çok fazla kapı aralamayalım. İşte emeklilik, erken emeklilikle ilgili. O tamam, o halde oldu. Ama onun dışında bu vergi meselesiyle ilgili yaptığı açıklamalar gerçekten çok önemliydi. Ee, verdiği mesajlar, enflasyonla ilgili verdiği mesajlar, ee, bir bakalım ee, ve denetimler ve cezalar yani vergi kaçı adam doktor adam bir diğer taraftan muayenehanesi var diyor işte aylık gelirine bakıyorsun öyle bir gelir gösteriyor ki diyor, 26 bin kuyumcuya bir bakıyorsun adam kuyumcu yani ama diyor ki aylık gelirine bir bakıyorsun 16 bin lira diyelim gösteriyor o yüzden bir bakalım bir ses açalım Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Ee, önemli açıklamalarda. Dedik ki enflasyonun yıl sonunda 40 civarına düşmesi önemlidir. Öncelik istihdam, refah artışıdır. Çalışanımızı da enflasyona ezdirmeyeceğiz diyor. Bir bakalım sonra devam edeceğiz. Önemli olan bu sene sonunda enflasyonun 40'lı rakamlarda özellikle de 40 civarına düşmesidir. Bizim için önemli olan enflasyonun hedefe en yakın nokta olan 42'nin 6 30 yani 38 olması tabii ideal ama 42'nin altına düşmesidir. Şimdi bu %75'ten ciddi bir yavaşlama ifade ediyor. Yani aylık bazda enflasyonda artık %2'leri konuşacağız. Sonra %1'leri konuşacağız. Dolayısıyla o zaman ücret artışlarının yani alım gücünün hissedileceği bir döneme girmiş olacağız. Ne dün ne de bugün ne de yarın hiçbir şekilde ne emekliğimizi, ne çalışanımızı, ne asgari ücretimizi, ne memurumuzu, toplumun hiçbir kesmini enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz. Reel olarak, reel olarak büyümeden her kesime pay vereceğiz. Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerle karşılaştırın. Polonya hariç Avrupa'daki gelişmekte olan ülkelerden en yüksek asgari ücret bizde. Bu bahsettiğim Latin Amerika'da, bu bahsettiğim işte şöyle Doğu Asya'da, Uzak Doğu'da bize benzer ülkelerden bahsediyorum. Yani bize eşdeğer ülkelerden, gelişmekte olan ülkelerden bahsediyorum. Türkiye'de asgari ücret düşük değildir. 1963 yılında yurt dışı çıkış vergisi getirilmiş. 2001 yılı dahil, 2001 yılına kadar 100 dolar olarak uygulanmış. Bizim hükümetlerimiz döneminde aşağı çekilmiş. TL cinsinden sembolik bir hale gelmiş. Geçen sene Türkiye çok büyük bir deprem felaketi yaşadı. Evet. Biz bu depremin yaralarını hala sarmaya çalışıyoruz. Evet, biz belki eğer uygun görülürse, bakın uygun Hı -hı. görülürse bunun artırılarak bunun da deprem için Kullan bir kaynağa dönüştürülmesi taraftarıyız.